istifade edebilmesi hangi hususlara bağlıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem velayeti Ahmediye ile gidiyor ya. Bu da yani o derin ubudeti onun diyelim. Yani kelimeyi illa de öyle kullanacaksak onun hakkında ubudeti diyelim. O işi ona mahsus şekliyle ele aldığımız zaman ubudet der ubudet demek daha uygundur yani. İbadet Allah'a kulluktur. İyyâke na'budu sözüyle her gün bunu ifade ediyoruz. Ama onun tabii bir halimiz şeklinde ifade edilmesine ubudiyet diyoruz. Kul olma. Boynu tasmalı, kulağı küpeli, kolunda bir zincir, ayaklarında pranga, Allah kapısında bir kul olma. Buna ubudiyet diyoruz. Tamamen ona ram olma, onu dinleme, onun emirleri istikametinde hareket etme. Ubudiyet diyoruz buna. Bunun ötesinde bütün varlığıyla ona teslim olma. Gözünü açıp kapayıp hep onu heceleme. Hep onun rızası mülazasıyla hareket etme derinliği içinde Allah'a karşı bir kulluk icrasına, ifasına, edasına gelince ona ubudet demişler. Kelamcılar o tabiri kullanmıyorlar çok. Sufiler daha ziyade kullanıyorlar. Ama bütün sufiler kullanıyorlar ubudet tabirini. En derin kulluk demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti içinde de Evliyaullah, Esfiyaullah, mukarrebin, ebrar, yakalamak istedikleri ufuk işte bu ufuktur. Ubudet ufkudur yani. Eğer bir yerden fena fillaha, beka billah, beka billah mı Allah'a ulaşılacaksa o ufuktan geçilerek ulaşılır. Yani ibadetü taatı ubudet seviyesinde icra etmeye. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister talim ve tebliğiyle şekil, format olarak ortaya koymasıyla İsterse ortaya koyduğu şeyleri herkesin 10 katı derinlikte eda etmesiyle öyle bir kulluk icra ediyor ki öyle işlem onun için yani herkese mahsus şekliyle diyor da Hazreti Üstad ubudiyet diyor. Öyle bir ubudet ortaya koyuyor ki o ubudetin karşılığı bu dünya olamaz. Dünya saltanatı olamaz. Berzah mutluluğu olamaz. Alemi misal mutluluğu olamaz yani. Ona karşılık ille de bir şey verilecekse ancak cennet olabilir. Cemalullah olabilir. Rıdvan olabilir bir yönüyle. Yani öyle bir kulluk yapıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister ibadetü taatıyla diyelim namazıyla, orucuyla daha hac farz olmamış o dönemde. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Bi'set-i Seniyye'nin yani peygamberliğin kendisine gelmesinin 8. senesi. Aynı zamanda o sene senetül hüzün. Yani kadınların en büyüğü anamız Hazreti Hatice'yi kaybetti. Çok iyi inanmadığı halde Efendimiz'i ziyaret eden Ebu Talib'in de öbür aleme göçtüğü bir döneme rastlaması itibariyle bir manada bir insan olarak, esbab dairesinde yaşayan bir insan olarak iki dayanağı da kayıp elinden gitmesi karşısında sanki böyle Cenab-ı Hakk o Miraç'la ona diyor ki Habibi Zişan'ım Ebu Talib'i aldım, Hatice'yi aldım ama ben varım. Onun için tasalanma. Nasıl Sevir Sultanlığında mağara demir, Sevir Saltanat Sarayı'nda kurban olayım ona burada. La tahsen innallaha ma'ana. Tasalanma dostum Allah bizimle beraberdir. Tasalanma Habibim ben seninle beraberim. Miraç sanki böyle bir mülahazaya dayalı. Öyle bir kulluk yapıyor ki velayeti zirvede yakalıyor. İnsanı kamil olması onun kulluğunun sonudur. Peygamber olarak gelmesinin değil yani cili hakiki insanı kamil Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem diyor. O kulluğuyla o zirveyi yakalamıştır. Gerçek insanı kamil hakiki manada zat-ı üluhiyeti aksettiren onu gösteren yani mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Hakikatına tercüman ve aynı olma meselesi onun kulluğu sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu açıdan da onun kulluğunun bir mükafatıdır Miraç. Oraya bir kul olarak gitmiştir. Velayetiyle kanatlanmış yürümüştür oraya. Ve sonra Allah Celle Celaluhu orada ona bazı vahiylerde bulunmuş. El cümle bir kısım esbab-ı nüzulcular tarafından Bakara Sure-i Cellesi'nin son iki ayetin orada armağan edilmesi
ve ümmetin her akşam yatmadan evvel Amenna Resulü la yükellifullahu nefsen illa vusa ayetlerini okuması bir Miraç armağanı olarak Miraç'tan getirdiği şey. Beş vakit namazın beş vakta veçhi tahsisi meselesi yine o Miraç'ta oluyor. Namazda bir Miraç armağanıdır. Mekki şekilde oluyor bu. Medine'de o mesele farklı şekilde takarrur ediyor. Nevafiliyle, zevaidiyle farklı şekilde takarrur ediyor. Bu açıdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gökler ötesi alemlere cesedi Necmi Nuranisi tabirini kullanıyor Üstad Hazretleri. Herhalde o tabirle meseleyi ifade etmek daha uygun. Cesedi Necmi Nuranisi. Bir cesedi var ki nurani bir yıldız gibi o. Yıldız aynı zamanda ayet demektir. Onun içinde bir mucizelik meselesi de vardır. İsterseniz bana günümüzdeki moda tabirleriyle perispirisiyle diyebilirsiniz. Fakat bu ruhuyla miraç yaptı, cesediyle yapmadı, duygusunu çağrıştırır. Diplomasıyla derseniz yine aynı şeyi çağrıştırır burada. Vücudu hakanisiyle deseniz bir parça ona yakın. Hazreti Pir'in dediği ifadeye yakın bir şey söylemiş olursunuz. Ela küllar. Zannediyorum Hazreti Pir'in dediği tabiri tercih ederek onunla meseleyi ifade etmek lazım. Ubudiyetle öyle bir kesbi şeffafiyet etti ki artık ne yer çekimi, ne sürtünme meselesi, ne zaman kaydı, ne mekan kaydı. Dün bir şeyle uğraşırken aklıma o Nesimi'nin o şeyi geldi. Mekanım la mekan oldu. Bu cismim cümle can oldu. Nazarı hak ayağın oldu. Özüm mesti lika gördüm. Bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehl vefa gördüm. İşte bu hakikatin tam tercümanı olarak vilayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maverayı tabiata gitti yani. Öyle bir buğut içine girdi ki orada binlerce sene kat edilecek mesafeler dürüldü ayağının altında. O görülmedik şeyleri gördü. Çözülmedik problemleri Allah'ın izniyle çözdü. Duyulmadık şeyleri duydu. Bizzat ümmetinin ahirette göreceği bazılarına göre, bazı muhaddisine göre, hususiyle sofilere göre bizzat Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalinde müşahede etti ki Süleyman Çelebi mevlidinde buna işaret eder. Gel Habibim ben sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana ben de kılmışam. Bizzat likanın yani sizin şevkle istediğiniz o lika ona hayattayken, dünyadayken bu fiziki alemde müyesser olmuştur. Farklı bir buğutta. Varlığın farklı bir derinliğinde. Orada ne çekim vardır, ne sürtünme vardır, ne gün doğması, gün batması vardır, ne ay doğması, ay batması vardır, ne gece vardır, ne gündüz vardır. O zaman ve mekan üstü bunları o la zamani, la mekaniye yaptığı yolculuğu la zamani, la mekanı olarak yapmıştır ki Nesimi'nin dediği şey de biraz onu hatırlatıyor diyelim. Evet, sonra risaletiyle dönmüş, ümmetine mesajlar getirmiş. Aslında Allah Celle Celaluhu doğrudan doğruya ona vahyetmek suretiyle de mesajını gönderiyordu. Cebrail vasıtasıyla çok defa mesajını gönderiyor. Çok defa öyleydi. Ama bir de bunları işin arka planı, perdenin arkası yönüyle o zat-ı uluhiyeti hakikaten görme, doğrudan doğruya onun sesinden mesaj alma, hakikaten fizik ötesi alemleri temaşa etme meselesi, verdiği mesajın içinde ümmetine tebliğ ettiği şeyleri hakkal yakın müşahede etti. Dolayısıyla da o mesajını, risaletini adeta katladı. Yani müfret bir mesaj meselesi, alma ve verme meselesi bir de gözüyle gördü. Leysel haberu kel muayene. Yani göklerden bahsediyordu. Melaike-i kiramdan bahsediyordu, ruhanilerden bahsediyordu, peygamberlerden bahsediyordu, cennetten, cehennemden bahsediyordu. Bütün bunları gözüyle, Nizami der ki, başındaki gözüyle gördü doğrudan doğruya. Bu gözleriyle gördü der. Gördü ve haber verdiği mesajı bir yönüyle bu defa
kendi vicdanında katlanmış olarak duydu. Müzaaf değil de mükâb olarak duydu. Üç boyutlu olarak duydu. Ve geldi bir o itminanla, o huzurla, o emniyetle, o güvenle, hilaf-ı vaki bir şey yok mu meselenin içinde? Bir de meseleyi öyle sundu. Bu meseleyi katlayarak sunma demek gibi bir şeydir. Bir de risaletle döndü meselesine böyle bakmak lazım. Yani risaletinin teyidini, takviyesini, tekidini yakazeten aldı ve geldi ümmetine haber verdi onu. Allah'ın binlerce salatü ve selamı üzerine olsun. Kabe Kavseyn demek mevcut, kemalatı insani adına bir insanın varabileceği son nokta. Yaya Kemal'in ifadesiyle fanileri bakiden ayıran nokta demektir. Öyle bir nokta ki onun ötesinde fena yok. Öyle bir nokta ki aynı zamanda beka da yok yani orada. İşte o zirve yani zirve oluyor. Hakiki insanı kamil. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir yönüyle oraya kadar varma yeterliydi. Ama Necim suresinde deniyor ki Kabe kavseyni ev etne. Hazreti Pir oraya mana verirken imkan ve vücub arası bir nokta diyor. Yani mümkinat ondan bir yönüyle sıyrılıyor. Öyle bir varlık haline geliyor ki siz onun o andaki durumunu düşündüğünüz zaman mümkün diyemezsiniz ola. Çünkü zaman ve mekanı aşmış. Biraz evvel dedim. Çekim yok onun için. Sürtünme yok onun için. Ayların, güneşlerin doğup batması söz konusu değil. Zamanın geçmesi söz konusu değil. Adeta yemez içmez üzerinden zaman geçmez bir şey haline geliyor. Birkaç dakika içine belki, belki bir saat içine sığıştırılan bu mesele tamamen Cenab-ı Hakk'ın ona has bir lütfudur. Şimdi kendisine takdir edilen şey o Kabe Kavseyn'dir. Yani işte bir yay, kıvrılmış bir yay mesafesinde onun, ok atımı mesafesinde değil, bir yay ölçüsünde bir mesafenin kalması yani. O kadar varılabilecek yere, noktaya işte o kadar bir mesafeyle yaklaştı. Ama ondan daha yakın deniyor oraya. Demek ki kendisi için takdir edilen buraya kadar sen geldiğinde bu ölçüde terakkini gerçekleştirdiğinde, bu ölçüde insani kamil olma tavrını sergilediğinde sen sana yakışanı, senden bekleneni kamet kıymetine uygun yerine getirmiş olursun. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ubudet sergiledi ki kendisi için açılan o kapının sövelerine söktü, içeriye girdi. Yani ev edina sırrını ihraz etti. Yani neredeyse ona Allah Celle Celaluhu tarafından yeter kulum ya Muhammed. Ötesi senin için memnun. Oraya giremezsin demek gibi bir noktaya ulaştı. Vücub imkan arası bir nokta. Fanileri bakiden ayıran bir nokta. Kendisi için takdir edilen arş-ı kemalatın ötesinde çok farklı bir noktaya ulaştı. Vücudu necmi nuranisiyle demek oluyor. Evet o işte söveleri sökerek içeriye girme demektir. Yani bir kapı korlar insana. O kapıdan geçer, o kapıdan geçer, o kapıdan. Fakat bir yerde öyle bir kapıya gelir ki orada ona dur artık burada. Yasak içeriye giremezsin demek gibi bir şey. Fakat öyle bir azmi, öyle bir cehdi, öyle bir kararlığı, öyle bir helmin mezit kahramanı olma ruhu var ki daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Sonra söküyor kapıyı da, söveleri de söküyor, duvarları da söküyor. Helmin mezit deyip kanatlanıyor bir üveyk gibi. Daha ileriye atılıyor Allah'ın izni inayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırlı anahtarla, ubudet anahtarıyla açtığı kapıyı açık bırakmıştır. O turfanda öteler meyveleriyle alakalı yedi, o turfanda meyvelerin bol bol bulunduğu o sofralarda kendisi istifade edip de ümmeti mahrum bırakması söz konusu değildir. Çok değişik vesilelerle hep arz etmişimdir. Abdülkuddus çok enfes bir söz söyler. Hazreti Muhammed dünya gözüyle görülmeyecek yerleri gördü. İşitilmeyecek şeyleri işitti. Öyle yerlere ulaştı ki vallahi ben oraya ulaşsaydım vallahi billahi geriye dönmezdim. Ama o
ümmeti için geriye döndü diyor. Ve Abdülkudüs'ün bu sözünü değerlendiren başka bir veli diyor ki, işte peygamberle veli arasındaki mesafe diyor, anla. Veli kendi terakkisi adına yükselir, fena fillah, beka billah maallah der buraya. Nebiye gelince yükseldiği noktadan döner, o urucuna karşılık nüzulle insanların elinden tutup duyduğu şeyleri duyurmak, gördüğü şeyleri gördürmek, aynı sofrayı onlarda ulaştırmak için bu mihnet yurduna, bu meşakkat yurduna yeniden döner. Nereye dönüyor Efendimiz? Cehennem gibi bir yere dönüyor yani. Ebu Leheb'lerin, Utbe'lerin, Şeybe'lerin, İbni Ebi Muayit'lerin ülkesine dönüyor. Zehir zemberek bir hayat içine dönüyor. Bu ümmetine karşı duyduğu alakanın ifadesidir. Bu açıdan da gördüğü, duyduğu, ettiği şeyler ümmetinin mutlaka istifadesini hep düşünmüş. Ellerinden tutmak, onları oraya götürmek istemiş, dönmüş işlerine. Dini mübin İslam'ı tamamlamak. Bazıları rahatsızlık duyuyor ama şeriatı, garrayı bir yönüyle noktalamak. El yevme ekmeltu leküm noktasına ulaştırmak ve etmemtu aleyküm nimeti noktasına ulaştırmak. Uhrevi itibariyle ve radiyetu lekumul İslam'e dine hakikatiyle onları serfiraz kılmak için yeniden ümmetin içine dönmüş, onların ellerinden tutmuş. Ubudiyet yolunu göstermiş onlara. Yani namaz yolunu göstermiş, hac yolunu göstermiş, oruç yolunu göstermiş, zekat yolunu göstermiş. Bunların her bir yerleri insanın bu miracı manevilerinde değişik basamaklardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece şahsen o cennetin kapısını açma, o rıda ve rıdvana yürüme yollarını açmakla kalmamış şahsı adına. Aynı zamanda o yolları açma mevzunda ümmetine de rehberlik yapmış. Yani sadece ona değil, böyle kıvranarak ibadet-ü taatını eda eden Hazreti Ebu Bekir'e baktığınız zaman dersiniz ki bunun tavır ve davranışlarından ahiret dökülüyor. Hazreti Ömer'in yerde başına baktığınız zaman ve secdede ağlayışlarına, hıçkırıklarına baktığınız zaman bunun bu tavrından ahiret dökülüyor dersiniz. Buna olsa olsa ancak ahiret mukabil gelebilir. Bu tavır ahireti peylemeye mahtuf bir tavırdır. Çok ucuza böyle dünya sultanlığına verilecek bir tavır değildir. Şimdi ubudiyetiyle de öyle öbür alemin kapısını açmış Efendimiz. Ve aynı zamanda Nizami'nin dediği gibi arkadan gelenlere de o kapıyı açık bırakmıştır. O sırlı anahtarla ubudiyet, ubudet anahtarlarıyla o kapıyı açmıştır. Ve demiştir ki benimle buluşmak istiyorsanız şayet, mahiyetime ermek istiyorsanız, benim mahiyetimi bir basamak yaparak ilahi mahiyete sıçramak istiyorsanız, rıdvanla serfiraz olmak istiyorsanız, cuma yamaçlarında Allah'ın cemalini müşahede etmek istiyorsanız, alın size sırlı bir anahtar. O ubudet anahtarıdır demiş. Bazıları onu en kamil manada yerine getirmek suretiyle insanı kamil olma yolunda koşturup durmuşlardır. Sonra izafi olarak bu işi yerine getirenler olmuşlardır. Hepiniz için demeyeyim, sonra benim gibi kıvır zıvır insanlar taklidi mahiyette o işi yerine getirmeye çalışmışlardır. Ama ümitleri tamdır. La yeşka celisun fehvasınca bunca koşturanlara bu büyük, mükafatı da çok büyük. Maratonda o işi başarıyla yerine getirenlere cennet gibi senin bir mükafatın varsa, rüyet gibi bir mükafatın varsa, rıdvan gibi bir mükafatın varsa, layık olmasa bile, onlar içinde çok rengiyle, deseniyle onlara uymasa bile, la yeşka celisum onların içinde oturup kalkan bahtsız, talihsiz olamaz. Fehvasınca. Mukallitler bile Allah'ın izni keremiyle yine onun açtığı o yoldan, onun kullandığı anahtar sayesinde onun geçtiği o kapıdan geçmek suretiyle onun ulaştığı o yerlere ulaşırlar. Şöyle böyle mahiyetü nefsül emriye veya ufuklarına veya arşı kemalatlarına göre bir mahiyeti Muhammediye ihraz edebilirler. İhraz eder, onunla mahiyeti ilahiye sıçrayabilirler. İlahi huzurla serfiraz olabilirler. Allahu alem. Fakat hususiyle
her gün eda edilen namaza müminin miracı denmiştir. Namaz kulun miracıdır, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Der Alvar İmamı. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Bu açıdan da her mümin namaza durduğu zaman halis bir niyetle, niyet bizim gibi avama göre neveytü en usalliye lillahi salatel farz salatel sünne. Bir ölçüde böyle haslara göre kalbin başka şeylerden ferahıyla niyet etme. Haslar hasına göre kendi kendini bütün bütün silip böyle onun vücudu var iken başka vücuttan bahsedilemez. Bu küstahlıktır. Kendini silebilme ve bu ruh haletini yakalayacağı ana kadar da niyette konsantrasyona devam etme. Başta böyle bir niyetle başlama. Allah'ın huzurunda el pençe divan duruyorum. Hazreti Pir kemer besteyi ubudiyet diyor. El pençe divan durmuş Allah karşısında kulluğunu eda ediyor. Namaza böyle durma. Kıyamda bu duyguyla ayakta durma. Kıraatte bu duyguyu yaşama. Rükûa giderken o duyguyla artık fazla ayakta duramıyorsun. İki büklüm oluyorsun. Büyüğün karşısında küçüğün yapması gerekli olan şeyi yapıyorsun. İki büklüm oluyorsun. Fakat sonra yine onun ululuğunu, azametini ve kendi küçüklüğünü düşünüyorsun. Bu sana karşı az oldu diyorsun. Ayağa kalkıyor, sonra kendini geri atıyorsun. Eğer yer delinseydi, başımı daha aşağılara koymak icap etseydi, ben oraya kadar da inmeye hazırdım. Mülahazasıyla namazını kılıyorsun. Tevazuunla, mahviyetinle bunlar bir yönüyle ululuğun alametleridir. Yüce olmanın alametleridir. Mahviyet isar ettikçe, kendini nefyettikçe, hacaletle yaşadıkça, Allah karşısında kendini sıfırladıkça miraç yapıyorsun. Namaz kulun böyle bir miracıdır. Ama o namazı böyle duymak lazım. Yani ellerini kaldırıp Allah büyüktür derken kendi küçüklüğünü duyman lazım. Elhamdülillah derken kim kime hamd ediyor onu mülahazaya almak lazım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kulağı küpeli tasmalı bir kulunum. Yardımı senden istiyorum. Mülahazasıyla onun karşısında tir tir titreme. Bu sesinin tellerini aksedecek şekilde kendisini hissettirmesi. Ve titreyerek o namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah noktasına kadar devam ettirebilme. Bu da bir miraçtır. Kulun miracıdır. Bu size öbür tarafta miraç yapmış gibi bir mükafat şeklinde geriye dönecek. Efendimizin miracı hakikaten kendi vücudu necmi nuranisiyle yaptığı bir şey, o ölçüde kendisine geriye dönecektir. Siz de farkında değilsiniz. Kıldığınız namaz size miraç yapmış gibi. Allah huzuruna çıktılar. Cemali ve kemali gördüler. Rıdvan'dan sesler işittiler. Huri Gılman'a şahit oldular. Cennet yamaçlarında dolaştılar. Alın mükafatınızı demek gibi namazın karşılığı size bir miraç mükafatı ihsan edilecektir. Ha, böyle duymayan, böyle hissetmeyenlerin yaptıkları namaz namaz olmuyor mu? Onu demek küstahlıktır, öyle düşünemeyiz. Biz müptedi insanlar, işin başlangıcında elif be heceliyoruz. Elif be'yi heceleyen bir insanların orada sürçülisan etmeleri, lehinde bulunmaları, o meseleleri doğru telaffuz edememeleri hocaları tarafından mazur görülür. Hocaların mazur gördüğü bir şeyi Allah'ın mazur görmemesi düşünülemez. Bizim gibilerin şeylerini bile Allah Celle Celaluhu kabul buyurur. وَلَوْ قَتَعْتَنِي فِي الْحُبَّ اَرْبَى وَمَا دَيَّ الْفَعَدُ اِلَى سِوَاكَ وَاِنْ يَكُوْ يَا مُهَيْمُنْ قَدْ أَسَاكَ وَلَمْ يَسُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ. Her ne kadar sana isyan etse de senden başkasına secde etmedi. İşte bu çok önemli, ona karşı bir armağandır, bir sunumdur. Bu kadarcık olsun bir sunumu Allah boş bırakmaz. Kırık testiyle bir su takdim edersin, sultana sultanlık, gedaya da gedalık. O da o testiyi altınla doldurur, sana sunar. Senin namazın başka mahiyette o gün miraç şeklinde sana geriye dönecek.
orucun reyyan şeklinde geriye dönecek. Zekatın fakir zengin arası bir köprü olması itibariyle kim bilir belki de cehennem üzerindeki köprü şeklinde sana dönecek. Buradaki mahrumiyetlerin, oradaki muzafferiyetler ve mazhariyetler şeklinde cennette sana geriye dönecek. Ve her şey öbür alemin keyfiyetine göre, öbür alemin buğutlarına göre farklı şekiller alarak sana geriye dönecek. Namaz da böyle bir miraç olarak sana geriye dönecek. Herkes namazını miraç ölçüsünde kılmaya Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Bizi rızasından ayırmasın. Tevfikat-ı Sübhaniyesini mazhar eylesin. Himmet âli tutulmalı. Yani her peygamber Seyyidina Hazreti Musa'nın arkasındaki insanlar, Hazreti Musa onların peygamberidir. Onların içinden çıkmıştır. O maddeci karakteri bilir. Dolayısıyla mesajları o televvünlüdür. O renkli, o desenlidir. Bir başka peygamber Hazreti Musa'nın kavmine peygamber olamaz yani. O kavmi karakteriyle bilmesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kavmi içindendir. O kendi kavmini tanır. Dolayısıyla tanıdığı insanlara onların mahiyetleri nereye kadar müsait, ona göre rehberlik yapar. Onları nefeslerinin kesileceği yüksekliklere taşımaz yani orada. Bir yerde oksijenin bittiği yere götürürseniz arkanızdaki insanları öldürürsünüz. İnne dine yusrun ve len yuşadde dine illa galebe. Evet, bunun gibi yani her peygamber bir yönüyle kendi kavmine rehberlik yapar. Ve her peygamberin ufku bir yönüyle kavminin ulaşabileceği, mukadderse ulaşacağı en son ufuk, en son arş-ı kemalattır. Ümmeti Muhammed'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arş-ı kemalatına ulaşması, o Kabe Kavseyn'e evvelin ufkuna ulaşması o mümkün değil yani. O ona mahsus bir şey. O donanımının bir yönüyle müyesser kılmasıyla öyle olmuştur. Fakat herkesin içinde Allah'ın izni inayetiyle tam onun arkasında saf bağlama duygusu olmalı. Hep helmin mezit mülahazasıyla yaşamalı. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyerek bir tepettül mülahazasıyla betuliyet üzerine betuliyet, betuliyet üzerine betuliyet her şeyden kat'i alaka etmek suretiyle öyle bir fena fillah ve kabillah ve maallaha ulaşmalı ki orada. Yani bir yönüyle o bakınca hemen önünde Efendimiz'i görmeli. Hani biz tahayyül ediyoruz, kıtmiriniz de tahayyül eder. Öyle ben esselamu aleyküm ve rahmetullah sanki bana aleyküm selam der gibi. Hani böyle önünüzde onu görecek kadar o ufka ulaşma, o Kabe Kavseyn'e ulaşma, ev edinayı ona bırakma. Himmet âli tutulmalı. Çıta sürekli yüksek tutulmalı. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği o şeylere kanaat etmemeli. Onlara karşı minnet ve şükran hissiyle iki büklüm olmalı ama daha, daha, daha demeli. Allah istidat ve kabiliyetleri bile değiştirebilir, geliştirebilir, inkişaflar verebilir, odunu insan haline getirebilir. Hazreti Musa'nın elindeki asasıyla sihirbazların sihirlerini bozduğu gibi Allah Celle Celaluhu benim gibi odundan insanlarla bile çok sihiri bozabilir. O açıdan himmet âli tutulmalı. Çıta yüksek tutulmalı. Daha, daha, daha demeli. Böyle açıktan açığa zat-ı uluhiyeti gördüğü yerde bile acaba mirat-ı ruhumla mı görüyorum ben? Yoksa mahiyetü nefsül emriyesine uygun bir görme midir bu? Daha, daha demeli. Orada bile sesi soluğu kesilmeden daha, daha demeli. Ümmeti Muhammed'e düşen de budur. Çünkü rehberimiz o yolun yolcusudur.